sanatçı ne ister? Bir de o kadar tuhaf, o kadar hoş bir şey hiç varmış. Yapıtlarının kalıcı olmasını, ortak paydada buluştuğu insanlarla aynı düşünceyi yıllarca yaşayıp büyütmeyi, alkışlanmayı, hatırlanmayı. Pek çok sanatçı vardır ki yaşadığı dönemde kıymet görmez, hayatı veda ettikten sonra sözü edilir olur. Oysa bazı sanatçılar yaşadıkları dönemin en önemli insanlarından, en çok sözü dinlenen insanlarından, fikirlerine en çok değer verilen insanlarından olabilirler. Bu durum onların uğruna savaş verdikleri sanatları için yaptıkları fedakarlıkların bir sonucudur. Tiyatro çok hoşgörü içinde hayır demesini bilen bir sanattır. Ondan korkmaya gerek yoktur. Demokratik bir sanattır. Onun için her şeye, herkesin biraz sanat penceresinden bakması çok sağlıklı olacaktır gibi geliyor bana. Kimisi sadece bir iki önemli iş yapar ama unutulmaz. Kimisi de neredeyse bir ömür boyu süren ve yaşadığı sürece devam eden bir mücadelenin içindedir. Tiyatro sahnelerinde 50 yılı devirmiş bir sanat devi. Yeni dönemin pek çok oyuncusunun hocam dediği bir usta. Yıldız Kenter. Tiyatroculuğun meslek gibi bile görülmediği bir dönemde, insanların açlıkla mücadele ettiği yıllarda sanata başladı o. Doğduğu İstanbul'un ardından gittiği Ankara'da aldığı konservatuar eğitimi, yıllarca sürecek bir sahne öyküsünün başlamasını sağladı. Onun tiyatroculuğu daha küçücük yıllarında yaşadıklarından kaynaklanıyordu belki de. Benim kendimi anlatmam gerçekten zor bir şey ama küçükten beri durmadan kendini gözetleyen, ne yaptığını, neden yaptığını, nasıl yaptığını, niye böyle düşündüğünü sorgulayan birisiydim. Annem buna neden olmuştu daha da çok. Ve kendimi gözetledikçe çok zayıf taraflarımı görüyordum, yakalıyordum. Ve kendimi çok sevmiyordum doğrusu. Yalan söylüyordum, ufak tefek şeyler çalıyordum çocukluğumda. Ama yakalıyordum kendimi. Çünkü annem bugün iyi ne yaptın, kötü ne yaptın, anlat bana dediği zaman bocaladığımı hissediyordum bazen. Fakat bu kendimi yakalamalarım benim ileride oyuncu olarak kendi kendimle karşı karşıya gelmemi sağladı. Yani her zaman söylediğim gibi galiba ilk hocam annem ve kendim oldum. Kendimi görmek beni bazen mutlu ediyor. Bazen o kadar mutlu etmiyor. Mutlu etmediği zamanlar artı çaba harcamam gerekiyor. İçimdeki kakayı bastırmak, ciciye yol açmak için. Ama bunun tiyatroda en geçerli yol olduğunu da gördüm. Aşan bir tiyatro deneyimi ancak hayat olarak tiyatroyu yaşamakla açıklanabilir. Tiyatronun işlevi de en karanlık şeyleri dahi bir anlayış çerçevesi içinde görebilmek, değerlendirebilmek. Çünkü ben o koşullarda olsaydım çok farklı davranabilir miydim acaba? Düşüncesinin getirdiği hoşgörüyü sergiler benim mesleğim. Bu her zaman mümkün müdür? Değildir.
Ama bunu bilmemizde sayısız yararlar vardır. Ne bir de aklından çıkar. Çıkar. Hoşça kalır. Can, sen niye peki evde değilde yani kalmayı tercih ettin, otelde değil de bizim evde kalmayı tercih ettin? İnsan ölür otelde. Küçük yaşta tiyatro sanatına, sanatçılığa öykünen Yıldız Kenter bunu aşkla açıklıyor. Ben bir oyun yazdım, hep aşk vardı diye. Benim annemin Türkiye'ye geldiği 920'li yıllardan 2000'li yıllara kadar 3 kuşağı aldım. Annem, ben ve kızım olarak Türkiye'nin bir solukça bir ekonomik, politik, toplumsal panoraması önünde. Orada bunu elimden geldiğince belirtmeye çalıştım. Çok zordu ekonomik olarak durumumuz ama herkesin zordu. Benim çocukluğumda, benim doğduğum yıllar bütün dünyada, 928, bütün dünyada ekonomik krizin çok yaygın olduğu bir dönemdi. Hatta annem bana söylerdi, seni saracak bezimiz yoktu, eski çarşafları yırttık, sardık seni derdi. Fakat bütün bunlara rağmen benim çocukluğum evdeki yoksulluğa rağmen Atatürk'ün getirdiği bir güven duygusu içinde geçti. Garip bir böyle inanma, nasıl olsa bir şey var yani. Bu duygu bana nereden geldi bilmiyorum. Belki daha çok babamdan sanıyorum çünkü o da Londra'dayken Türkiye'ye gelmeyi çok arzu etmiş, bazı politik ve askeri şeylere katılmak için. İlke gelmişti nitekim bir şeyden sonra, tarihten sonra. Onun için o zorlukları biz kolay atlattık gibi geliyor bana. Çünkü hep aşk vardı hakikaten. Ailede bütün sıkıntılara rağmen aşk vardı. Mahallede de aşk vardı. Yani kimse kimsenin malına, mülküne, parasına karışmazdı. Herkes sıkıntı içindeydi zaten. Herkes ortaktı. Böyle büyük uçurumlar yoktu gibi geliyor bana. Aşkın bir kaynağı vardır hep. Ya görür görmez aşık olursun ve onu içine çekersin ya da o bir ruh gibi içine girer ve seni kendine zamanla aşık eder. Tiyatro aşkı Yıldız Kenter'e aileden geçmiş gibi görünüyor. Evde çok şarkı söylerdik, çok dans ederdik. Ve bizim ev çok kitap okunan bir evdi. Biz çok geç radyo sahibi olduk. Ve radyo sahibi olduktan sonra babam bize pardon konserleri dinlemeyi öğretti. Ben hiç unutmuyorum, çocukluğumda Lily Pons diye bir klarnetör soprano gelmişti Türkiye'ye. Biz gidemedik konserine ama radyodan vermişlerdi. Babam hepimizi toparladı. Lily Pons'un, bu klarnetör sopranonun sesini biz böylece çocukken radyolarımızın başında dinlemiştik. Radyo güzel bir öğreticiydi çocukluğumuzda.
Çünkü ben radyo çocuğuyum. Radyo bize oyunları dinlediğimiz zaman mekanı, kostümleri, insanların seslerinden, konuşma biçimlerinden, o insanların yaşlarını ve tonlamalarından kendilerini ele verdikleri için nasıl kişiler olduklarını kendimiz çıkartırdık. Ve bu bir çeşit resim yapmak gibi bir şey olurdu. İnsanların resmini, düşüncelerini çıkartmak, dekoru çizmek, kostümleri çizmek gibi çok yaratıcı bir yönü vardı. Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdiğinde hemen kendini belli etti ve hocaları ona sınıf atlattı. Evet, öyle bir şey oldu. Bilmiyorum neden oldu. Ben konservatuvara girdiğim zaman benim için inanılmaz bir mutluluk dönemi başladı. Oysa savaş vardı dışımızda. Biz o savaşın içinde değildik. Gene bizim o zamanki devlet adamlarının yüceliği sayesinde değildik. Akılları sayesinde değildik. Ama savaşın alevlerini hep ensemizde hissettik. Yoklukları yaşadık, karartmaları yaşadık. Türkiye'ye göç eden, Bardakçı'nın yazısından öğrendiğime göre geçenlerde Einstein Atatürk'e rica etmiş, Avrupa'dan bir göç akını olabilir, bilim adamları, sanatçılar, onları kabul edin diye. Atatürk de bunu o güzelim aklıyla kabul etmiş. Biz konservatuvara girdiğimiz zaman ne hocalar vardı bu göçten dolayı ve hastanelerde ne bilim adamları, ne doktorlar vardı, üniversitelerde ne hocalar vardı. Bunları Einstein'a biraz da borçlu olduğumuzu Bardakçı'nın yazısından öğrendim. Çok hoşuma gitti. İçinde tiyatroya girme düşüncesini devamlı büyüten bir kişi için tiyatro bir sonuç değil, adeta bir kader gibi olmalı. Konservatuvara girmek benim için mutluluğun katlanması demekti çocukluğumda. Çünkü istediğim bir şeye kavuşmuştum. O konservatuvarın önünde dolaşıp duruyordum. Gelen sesleri dinliyordum. Yürüyüşe çıkanların peşine takılıp onlardan biriymiş gibi görünmeye çalışıyordum. Onları dinlemeye çalışıyordum. Neler söylediklerini. Onların rahatlıklarını seviyordum. Onların kız erkek ne kadar güzel kaynaştıklarını görüyordum, özeniyordum onlara. Benim için büyük bir mutluluk dönemiydi o. Bazen keşke sınıf atlamasaydım diyorum. Orada bir sene daha fazla kalmış olacaktım. Bizi öğrenciyken Ebert figüran olarak çalıştırırdı. Ve biz öğrenciler bütün bölümlerden sahneye konan operalarda ve büyük oyunlarda figüranlık yapardık. Bu hayatımıza bambaşka bir heyecan katardı bizim sahneye çıkmak, ustalarla beraber olmak. İnanılmaz bir şeydi. Konservatuvarın en güzel taraflarından biri de tiyatro bölümündesiniz siz, fakat müzisyen arkadaşlarınız var. Enstrüman çalan değişik arkadaşlarınız var. Değişik enstrüman çalan arkadaşlarınız var. Operacı arkadaşlarınız var. Hepsinden bir şeyler öğreniyorsunuz. Hepsinden kendi mesleklerine dair bir şeyler alıyorsunuz. Ve tiyatroda bütün bu mesleklerin aslında hepsini kapsıyor. Yani tiyatro dediğiniz zaman söz var, demek ki şiir var, demek ki felsefe var, müzik var.
Demek ki hareket var, dans var, resim var, dekor var, kostüm var, renk var demek ki. Işık var, ışıklarla çizilen inanılmaz mekanlar var. Çok geniş bir alanı kaplıyor tiyatro dediğiniz zaman. Okula başlamanın, belirli bir dönem eğitim görmenin, asıl eğitimin başlangıcı olduğunu keşfetmiş Kenter Konservatuvar'da. Öğrenmenin sonu yok o bizim mesleğimizde. Aldığınız her yeni rolle, içine girdiğiniz her yeni piyesle yepyeni, değişik bir dünya ile karşılaşıyorsunuz ve her şeye yeniden başlıyorsunuz. Yeniden öğrenci oluyorsunuz, durmadan. Bu harikulade güzel bir şey. Aynı deneyimi hocalığımda da yaşıyorum. Hep geriye gitmek, gençliği yaşamak, geriye gitmek, gençliği yaşamak. Bu arada genç olduğunuz yaşlarda ileriye de gidip, ileriyi de yaşıyorsunuz. Ben halk evi oyunlarında ilk oynadığım oyun 12 yaşında. Köroğlu oyununda Ayvaz'ın anasıydı. Onun için içimdeki ihtiyarı da erken keşfettiğimi zannediyorum. Sonra Devlet Tiyatrosu'nda da mezun olur olmaz Pirandello'nun bir oyunu oynanıyordu. Altı şahıs yazarını arıyor diye. Orada anne karakterini oynayan oyunculardan biriyle bir problem oldu. Ne olduysa. Bana geldiler, oynar mısın dediler. Ben bütün açgözlülüğümle tabii oynarım dedim. Ve o zamandan başladı benim yaşlı rolleriyle, kendi yaşımın rollerini ve daha küçük rolleri bir arada oynamam. Bu da çok keyif verici bir şey. Konservatuvardan mezun olduğum zaman bir süre sudan çıkmış balığa döndüm ve ilk rolümü oynadığım zaman ki çok önemli bir oyunda Renato Mordo diye bir Alman yönetmenin koyduğu bir 12. geceydi. Muhsin Bey de rahmetli tiyatronun genel müdürüydü. Bana çok güzel bir yazı yazdı. İlk defa profesyonel olarak sahneye çıkarken Shakespeare gibi bir dahinin 12. gece gibi bir oyununda Olivia gibi bir rolü oynamak ne büyük mutluluktur. Gerçekten öyleydi. Fakat o oyunla birlikte ben böyle şişirilmiş bir balona iğne batırılmış gibi tıs diye söndüm ve o şişkinliğim gitti ve sürünmeye başladım ve başka bir öğrenciliğin hayatımda daha çetin, daha yaman, daha mücadele isteyen, daha korumasız bir öğrenciliğin başladığını idrak ettim ve o öğrenciliğim hala sürüyor. Öğrenciliğinin ardından 11 yıl süren bir Ankara Devlet Tiyatrosu süreci geldi Yıldız Kenter için. Bu süre içinde başarılı oyunlarıyla ilgi çekmeye devam etti ve sonunda Rockefeller bursu kazanarak American Theatre Wing eğitimi alma hakkı kazandı. Ama o eğitim yarıda kaldı, aile ve ülke özlemi yüzünden. Bu çok özel bir durumdu aslında. Annemle Leyla kızım arasındaki aşktan kaynaklandı. Anneme herkes evlendi ailede, gitti. Müşfik yatılı okuldaydı, konservatuvardaydı. Babam çok sağlıklı değildi o sıralar. Annem dedi ki Leyla'yı götürme, bunu da piyesime aldım. Leyla'yı götürme, onu götürürsen ben ölürüm burada dedi. Olmaz anne dedim, bütün masraflarını veriyor da onu.
okula gönderecekler orada. Ben bırakamam dedim. Sen bıraktın mı çocuklarını dedim. Çünkü anneme de böyle teklifler gelmişti vaktiyle. Ben de bırakmak istemiyorum dedim. İşte ağlamalar, gözyaşları ve sonunda annem galip geldi. Annem bana karşı hep galip gelmiştir, kazanmıştır annem. Aynı şeyi öteki çocuklarına da yaptı ama onlar dinlemediler. Ben dinledim. Ve annem 50 yıl benimle birlikte yaşadı bu yüzden. Sonra babam öldü. Babam ölünce ben dönmek istedim. Halbuki annemle kızımı getirtebilirdim. İşte orada insanın çaprazlarda kaldığı kırılma noktaları yaşanıyor. O kırılma noktalarında doğru karar verip vermediğimi pek sorgulamıyorum ama bazen düşünüyorum. Annemle kızımı getirtebilirdim. Bursum devam ediyordu. 1,5 senesi doğmuştu daha. Çok iyi teklifler alıyordum. Fakat Türkiye'yi çok özlüyordum. Yani yalnız annemi, kızımı, kardeşlerimi, tiyatromu değil, genel olarak Türkiye'yi özlüyordum. Bu bana babamdan ve annemden gelme bir geçme bir duygu. Ben hiç unutmuyorum, annem bir gün manavda alışveriş ediyordu. İşte bu kaça, şu kaça, bu pahalı değil mi? Ya, madam, madam deyince annem döndü adama, dedi ki niye madam diyorsunuz bana, ben Türk'üm dedi. O da o kadar benimsemişti ki Türklüğü. Beni dedi, sakın ha dedi, İngiltere'de gömmeye kalkmayın dedi. Beni burada gömün dedi. Böyle bir Türk olma bilinci ve ne mutlu Türk'üm deme bilinciyle yetiştirildik, büyüdük biz. Çok özledim, döndüm. 1959'da artık onun için devlet konservatuarı yılları bitmişti. Yetenekli sanatçı yeni oluşumlar ve yeni ortamlar ihtiyacı duymaya başlamış olmalı ki Muhsin Ertuğrul'un ardından kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le İstanbul'a gitti. Biz Ankara'da hep dağlarda, bayırlarda yaşadık. Açıkta büyüdük yani. Bu bakımdan benim sokak çocuklarına müthiş bir şeyim vardır. Yakınlığım vardır. Kendimi bir sokak çocuğu gibi görürdüm ben de. Sokaktan zerdali çekirdekleri toplardık, kırardık onları. Çöplüklerden toplardık, kırardık onları. Hisar içine götürürdük, satardık. Onun yerine leblebi unu alırdık yahut kırık leblebi alırdık. Gazoz kapağı toparlardık, satardık. Şeyler yapardık. Kese kağıtları yapardık gazetelerden. Onları abim öğretti bize. Onları doldururduk. Fırıldak yapardık, fırıldak satardık. Küçükken tüccarlığım varmış benim ama büyüyünce tiyatrocu oldum. Tüccarlığım yok oldu, gitti. Böyle bir güzel bir hayatımız vardı yani. Sonra konservatuvarda biraz daha başka türlü bir medeniyet gördük. Müziklerin, şiirlerin, Shakespeare'lerin içinde yetiştik. Bu devam etti. Ama insan geçmişini asla unutmuyor, içinden atmıyor. İçimde hep o mini sokak çocuğu zıplar zaman zaman. Ben de onu çok severim aslında.
İstanbul'a geldikten sonra işte Ankara'yı çok özledim. Ankara'ya gittiğimiz zaman da İstanbul'u çok özlemiştim. İstanbul'a Muhsin Bey'in arkasından geldik. Çünkü Türkiye'de birçok şeyi öğrendik belki zaman içinde. Zarafet'i çok öğrenemedik galiba. Muhsin Bey'i devlet tiyatrolarından bir dışlayış biçimleri vardı. Muhsin Bey modern tiyatronun başlangıcında çok önemli rolü oynamış. En büyük tiyatrocularımızdan biri bizim politik kafasıyla anlaşamayabilirdi baştaki politikacılar. Ama Muhsin Bey'in değeri inkar edilemez. Muhsin Ertuğrul'a olan olumsuz davranışlar bir yandan onları çok üzüyordu ama bir diğer yandan hayat mücadelesi de devam ediyordu. Bu bana o kadar dokunmuştu ki o zaman Muhsin Bey kafamızda, gönlümüzde ve karşımızda bambaşka bir insan. Bizim böyle bir muameleye layık değil. Biz dehşetle rahatsız olduk bundan. Ve ayrılmaya karar verdik. Ayrıldık. Onunla birlikte İstanbul'a geldik. Sonra birinci yılın sonuna doğruydu galiba. İhtilal oldu. Tiyatrolar kapatıldı. Biz boşlukta kaldık. Muhsin Bey hastalandı. Hastaneye kaldırıldı o dönem. Çok korkunç bir yaz geçirdik. Parasız, pulsuz, işsiz, güçsüz. Bahçelerde falan oynayıp 5-10 kuruş para kazanmaya çalıştık. Elimizde çok değerli bir repertuar vardı. Turneler yaptık falan. Sonra site tiyatrosunu, Muhsin Bey iyileşti, hastaneden çıktı. Biz Karaca'dan ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Muammer Bey rahmetli, kendisi çalışmak istedi o sene. Biz site tiyatrosuna geçtik. Muhsin Bey orayı bizim için Cemil Bey'le konuşmuş, anlaşmış, hazırlattı. Fakat zor bir yerdi. Buna rağmen orada bir sezon geçirdik biz. Genco, Müşfik, Şükran, Kamuran Yüce, ben, sonradan Çolpan İlhan katıldı bize, Çiğdem Serlişik vardı. Kapıcı, Yarın Cumartesi, Antigone gibi oyunlar oynadık ve Bahar'ın Sesi gibi oyunlar oynadık. O yaz turnelere çıkmaya başladık. Kıbrıs'a gittik. Bu grup olduğumuz gibi. Bu oyunları orada sergiledik, bir ay dolaştık. Döndük geldik, tekrar Karaca Tiyatro'da bir sezon çalıştık. Rashomon oynadık, Aptal Kız oynadık, Nalınlar oynadık. Çok parlak bir sezondu o. Ondan sonra Karaca Tiyatro gene gitti elimizden. Bu defa Ses Tiyatrosu'nda Dormen topluluğuyla 6-9 oyunlarını paylaştık. Biz 6'da oynuyorduk. Dormenler 9'da oynuyorlardı. Biz sabah erkenden provaya gidiyorduk. Öğle üzeri dormenler provaya giriyorlardı. Biz 6'da oyuna giriyorduk. Onlar gece 9'da oyuna giriyorlardı. 6 senede orada kavgasız, gürültüsüz Dormen topluluğuyla kent oyuncuları topluluğu yaşadılar. Ve artık yerleşik bir binaya sahip olmanın vakti gelmişti kent oyuncuları için. Ama bunun için hem zaman hem de paraya ihtiyaç vardı. Çokça paraya. Ben bu arada mutlaka bu gezgincilikten kurtulup bir tiyatro binasına sahip olmayı düşledim. Çok koştum. Şükran da bana çok yardım etti.
Müşfik de zaman zaman çok yardım etti. Başka arkadaşlar vardı tiyatromuzda çalışan. Onların hepsi yardımcı oldular. Tiyatro binası yapmak tabii çok cüretli bir işti. 1964'te Pembe Kadını oynadık. Gene ses tiyatrosunda. Ve kazandığımız paralarla, paraları biraz biriktirmeye çalıştık. Burada hayatımda ilk defa bir şeye gitmiştim. Uludağ'a gitmiştim. Uludağ'da anlatıyorum. Biz bir yer arıyoruz. İşte 3 gün kaldım orada da. Hayatımda her sene çıkmaya karar verdim. Bir daha çıkamadım. O seneden sonra. Orada konuşuyorum ama. Orası benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. İşte şöyle yapmak istiyoruz, böyle yapmak istiyoruz. Bir mimar Orhan Bey kulak kabartmış. Ben sizi arayacağım dedi. Aradı. Burayı gösterdi bana. Dedi ki burada yıkılmakta olan ev var. Ben ön tarafta bir apartman yaptırtıyorum. Oradan giriş alabilirsiniz. Ben size bir iki daire satarım. Arkadaki evleri alırsınız. Bir tiyatro oluşabilir. Olur mu? Olur. Onunla temasa geçtik ve biz hakikaten arkada 2 tane ev aldık. Maalesef 3.'yü almaya paramız yetmedi. Apartmandan 1-2 daire aldık ve önden girişi. Para yok. Koltuk satma fikrini Talat Alman verdi. Dedi ki, Amerika'da dedi, koltukları satıyorlar, isim yazıyorlar koltukların arkasına. Bir para toplanıyor orada. Her piyesin premierine o insanlar geliyorlar ilk oyuna. İlk oyun onlara tahsis ediliyor. Bu çok güzel bir fikir ama Türkiye'de ne kadar tutar? Tutar mı, tutmaz mı? Başladım sağa sola koşuşmaya, koltukları satabilir miyim? Satıp para toplayabilir miyim? Topladığım parayla bu kısmen aldığımız şeyleri tiyatroya dönüştürmek mümkün olabilir mi? Almıyor kimse. Ortada fal yok, yumurta yok. Kimse koltuk almıyor. Ona koşuyorum, buna koşuyorum. Sonra sevgili Nezihe Aras beni aldı. Ulviye Bengisu Hanım'a götürdüm. Derdimi ona anlatmamı istedi. Ben anlatıyorum. İşte biz bir tiyatro yapıyoruz. Ama yapmak için paraya ihtiyacımız var, koltukları satacağız falan derken bir kapı açıldı, bir baş uzandı. Ulviye Hanım dedi ki, gel bak dedi, burada kimler var dedi. Erol dedi. Baktım, Erol Simavi'ymiş, sonradan öğrendim. Hikayeyi anlattık, dinledi ama hiç içeri girmedi. Böyle kapıdan dinledi. Adresinizi bırakın dedi. Telefon numaranızı bırakın dedi. Gitti. Ertesi gün 10 koltuk aldı. Erol Simavi'nin 10 koltuk alması kapıyı açtı. Koltuk satmaya gittiğim zaman Erol Simavi Bey 10 tane. Eğer gücü yerinde biri ise alıyordu. Bazısı isteyerek alıyordu. Bazısı o şeye katılmak için alıyordu. Ama epeyce koltuk sattık ve tiyatroyu biraz çıkarttık. Sürpriz bir karşılaşmayla satılan pek çok koltuk mali olarak kent oyuncularına yardım etse de geride yapılması gereken daha çok iş vardı. Tabii paralar ne kadar toplanırsa toplansın yetmiyor. Bankadan kredi almamız gerekti. Yapı Kredi'ye gittik. Doğan Sigorta'ya kanalize ettiler bizi. Doğan Sigorta'dan bize bir miktar borç verdiler. İşte şu tarihlerde şöyle şöyle
ödenmesi kaydıyla. Biz tiyatroyu işte borç, harç, koltuk satarak falan yavaş yavaş çıkarmaya başladık. Çok sıkıntılar çektik o dönem. Hem çalışıyoruz, oyun oynuyoruz, hem tiyatroyu yapıyoruz. Seste altılarda oynuyoruz, turnelere gidiyoruz. Kazandığımız paraları işte tiyatroya aktarmaya çalışıyoruz. Böyle bir şeyler, çok zorluklarla çıkmış bir tiyatro binası oldu. Yıldız Kenter'i tiyatronun yıldızı yapan en önemli özelliklerden biri de sağlam karakteriydi elbette. Kent oyuncularının tiyatro binasını kotarmalarının ardından yaptıkları ilk iş, çalışanları binaya ortak etmek oldu. Bu arada tiyatro yapıldığı zaman ben herkesi heyecan içinde ortak ettim. Şeyi bile, gece bekçisini bile. Bu tiyatroda hep el ele tutuşacağız, işte bu tiyatroyu uçuracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ve temelden ortak ettim, bir kuruş para falan almadan. İşte bu ihtilallerde maaş veremez duruma falan geldiğimiz zaman ortak ettiğimiz insanlar teker teker çözülmeye başladı. 2 sene çalıştılar, gittiler. 3 sene çalıştılar, gittiler. Maaşlarını ve tazminatlarını alarak gittiler. Hepsi de sigortalıydı zaten. Aradan 38 yıl geçti. Bu tiyatro bizim çabamızla, Şükran Müşfik ve benim çabamla ve Kamuran Yüce'nin rahmetli yürüdü bir yere kadar geldi. Şimdi o zaman ortak ettiğimiz arkadaşlar satsın tiyatroyu, hakkımızı ödesin diyebiliyorlar ve hak iddia edebiliyorlar. Halbuki bu çalışma karşılığı verilmiş bir şeydi, ileriye yönelik çalışmalara karşı. Ben de tiyatronun satılmasını istemiyorum. Türkiye'de çok tiyatro yok, Türkiye'nin çok tiyatroya ihtiyacı var. Tiyatro olarak kalmasını istiyorum. Bakalım daha ne kadar dayanabileceğiz ve götürebileceğiz, bilemiyorum. Tiyatrocular bile tiyatroyu sevmiyorlar artık galiba. Antigone. Çöl faresi, hanımlar. Derya gülü, fatik kız. Tiyatro için verilen emeğin, çekilen çilenin bitmediği yıllardan tiyatro abidesi gibi duran bir Yıldız Kenter kaldı bize. Tiyatro eğitmenliğine, tiyatroya, sinemaya, televizyona bakışı nasıl acaba? Ödülleri, oyunları, düşünceleriyle Yıldız Kenter, gelecek haftada bir insanda olacak. Ne seyrediyorsunuz? Televizyon bozuk mu? Hayır, bozuk olan Lili. İstersen sesi açabilirim John. Türkiye'de çok tiyatro yok. Türkiye'nin çok tiyatroya ihtiyacı var. Tiyatro olarak kalmasını istiyorum. Bakalım daha ne kadar dayanabileceğiz ve götürebileceğiz, bilemiyorum. Tiyatrocular bile tiyatroyu sevmiyorlar artık galiba. Geçen hafta tiyatroya olan sevginin azalmasına isyan ederken bitirmiştik bir insanı. Aşkla geçen yılların sonunda sevdiği şeye başkalarının da değer vermesini isteyen bir aşığın isyanından başka bir şey değildi onunki aslında. Çünkü aşkın iyisi belki de karşılık beklemeden duyulanıydı. Aşkla sevdiğiniz bir şeyin insanın, kitabın, şiirin ölümü olmaz. Yani aşkın olduğu yerde gerçekten siz yok olana kadar ölüm olmaz. Bu aşk bize Şükran Güngör'le yıllardır sarsılmadan süren evliliğini hatırlatıyor.
Onları bir arada tutan neydi acaba? Şükran'dı sanıyorum ki. Ben Şükran'a aşık değildim evlendiğimiz zaman. Şükran bir dosttu, bir arkadaştı. Ve benim böyle bir dosta, böyle bir arkadaşa çok ihtiyacım vardı. Bu evlilik öyle gerçekleşti benim açımdan. Aşk sonra geldi. Bilmiyorum, ben aşkı mutlaka bir kadınla bir erkek arasındaki ilişki olarak düşünmedim. Aşk hayatımda hep vardı. Ne bileyim, bir kitabı sevmek, bir şiiri sevmek, bir öğrencinizi beğenmek ve sevmek, bir çiçeği sevmek. Bunların hepsinin içinde çok değişik aşklar var. Güzel bir kitabım varsa çok değişik bir aşk yaşıyorum demektir ben. Ve benim bu aşklara ihtiyacım var. Çiçeklerim iyi açıyorlarsa, sardunyalarım yahut açelyalarım, ben aşkı duyuyorum. Rüzgarın esişinden duyuyorum, ayın doğuşundan. Şükran'la beraberliğimde dostluk vardı, sevgi vardı, saygı vardı. Ondan sonra bir şey geldi gerçekten. Başka türlü bu aşk dediğimiz şey geldi. Yani benim aşk dediğim şey geldi. Bir onunla bütünleşme, rolümle bütünleşir gibi. Oynadığım rolle de aramda mutlaka bir aşk olması lazım. Ben onunla bütünleşmeliyim. Ve içimdeki onu keşfedip onları birleştirmeliyim mutlaka. Ve ben çünkü hep aslında kendimi oynuyorum. İçimde benim her insanın hali var sanki. Her değişik insanın tavrı, davranışı, duygusu var sanki. Onları özdeşleştiriyorum gibi geliyor bana. Onları seviyorum. Yani başkasında kendimi seviyorum. Kendimde başkasını seviyorum. Böyle bir birleşme oluyor. İşine böylesine bir aşkla bağlı olan Yıldız Kenter, aynı zamanda bir öğretmen. Profesör Yıldız Kenter için yabancı ülkelerde gördüğü eğitim bu yüzden çok önemli. Ebert bir rapor bırakmış işte benim hakkımda. Bir de dışarıya gitmemi önermiş. Bu raporu da Uğur Dündar bulup çıkarmıştı işte Hayatınız programında. Ve ben de tesadüfen Rockefeller bursu kazanmıştım. Döndükten sonra konservatuvara hakikaten hoca olarak atandım. Fakat burada bir hanımla tanıştım ben. Hocam oldu benim. Dorothy Sands diye. Çok iyi bir aktrist, bizim de American Theater Wing'de hocamızdı. Çok da ilginç bir olay oldu. Ben sınıfa girdiğim ilk gün, işte öğrenciler ayaklarını uzatmışlar, sigara içiyorlar, ellerinde Coca-Cola kutuları var falan. Yabancıyım ben, onlara göre tabii Türk'üm. Hoca girdi sınıfa, ben hemen ayağa kalktım. Herkes bana baktı, oturduğu yerden, yattığı yerden, ayağa kalkıkken falan. Giren hoca da döndü bana baktı, bu Dorothy Sands.
Şöyle bir baktı bana. Ben kala kaldım, yavaş yavaş oturdum yerime. Biz hoca girince ayağa kalkarız. Bu bizim güzel bir geleneğimizdir, kültürümüzdür. Sonra ben Türkiye'ye döneceğim zaman Rockefeller'e dedim ki, yani bu işlerle uğraşan John Marshall'a, dedim bir burs da ona verseniz, o Türkiye'ye gelse, biz çok iyi anlaştık o hocayla. Ben onun asistanı olarak başlasam hocalığa. Kabul ettiler. Fakat Dorothy Sands'i okula plase etmek inanılmaz bir bürokrasi istedi. Her türlü masrafını ödüyorlar. 3 aylık bir seminer yapacak, fevkalade bir şey. Neyse, sonradan girdi. Geldi okula. Bütün tiyatro bölümü toplandık aşağıdaki konser salonunda. Ve Dorothy Sands sahnede pat 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 diye yürüyor. Rap dedi, bütün çocuklar ayağa kalktı. Döndü şöyle bir baktı çocuklara, ne oluyor der gibi. O zaman ben anlattım ona. Ben sizin sınıfınıza girdiğim zaman tek başıma ayağa kalkıp böyle kala kalmıştım orada. Herkes bana bakmıştı. Bizim hocalarımıza ayağa kalkmamız bir geleneğimizdir. Bu o dedim. Sonra müthiş bir aşk başladı öğrencilerle Dorothy Sands arasında. Bize Eugene O'Neill'in Ah Gençlik diye, Ah Wilderness diye bir oyununu sahneledi. O oyunda da kimler yoktu, kimler öğrenci olarak? Bozkurt Kuruç vardı, Kartal Tibet vardı, Ergin Orbey vardı. Bunların hepsi, Önder Alkın vardı. Yıldız oldular, parladılar ve hala parlamaktalar bir yerlerde. Yıldız Kenter, 1962 yılında tiyatroya verdiği katkılardan ötürü yılın kadını sıfatıyla ödüllendirildi. 1981'de devlet sanatçısı unvanını aldı. 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliği'nce Adelaide Ristori ödülüne layık görüldü. 1989 yılında Korsika Bastia Film Festivali'nde Hanım filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübü'nün The Melvin Jones'uyla ödüllendirildi. 2 kez Ulvi Uras en iyi kadın oyuncuyu, 3 kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne layık görüldü. 1994'te Konkien Partisi oyunundaki Fonsla rolüyle Olağanüstü Yorum ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı 100 kadınından biri seçildi. Ödül listesi o kadar uzayıp gidiyor ki meslektaşları, senin çok ödülün var, artık sana yeni ödül yok diye takılmaya bile başlamışlar onunla. Kenter'e odadaki ödülleri soruyoruz. O bir şekilde sözü yardıma ihtiyacı olanlara getirmeyi başarıyor. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bunlar ödül değil. Benim ödüllerimin, bunlar plaket. Hani bir yerde bir şey yapıyorsunuz, plaket veriyorlar. Bu masraflı bir iş. Ben bu plaket vermeseler de diyorum, bu paraları ne bileyim sokak çocuklarına, Lösemili Çocuklar Vakfı'na, Aziz Nesin Vakfı'na falan verseler diyorum. Masraflı bir iş bu, yazılıyor, çiziliyor falan. Bize de bir teşekkür etsinler, kafidir yani, başka bir şeye gerek yok plakete. Ödül ayrı. Bunlar ödül değil. Benim ödüllerim evde duruyorlar. Hepsi çok kıymetli. Bunlar da çok kıymetli. Bunlar da çok kıymetli. Ama ödül değil. Onun dediğim gibi plaket. Bir tek gül verseler kafi. Sanatçı için en büyük ödülün alkış olduğunu, hatırlanmak, takdir edilmek olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ödül nedir nihayet? Fark edilmektir. Nedir insanların zaafı? Beni görün. Beni anlayın. Yaptığım işi sevin. Beni fark edin. Bu zaaftır. O zaafı eğer birazcık iyi kullanıp güce dönüştürebilirseniz o ödül getiriyor. Ve ödüller sizi biraz daha kamçılıyor. Daha çok koş, daha çok koş diye. Ödül almak daima insanların bir zaafını tatmin eder. Ne o fark edilme zaafı. Fark edilmenin mutluluğunu yaşattılar bana. Teşekkür ediyorum. Fakat bunun bana gene bir sorumluluk yüklediğinin de bilincindeyim. O ödüle layık olmak için ne kadar yaşarsam hep uğraşacağım. Layık olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Hiçbirini birinden ayırmıyorum doğrusu. Tabii bazılarının daha başka bir yeri oluyor. Gökteki yıldızlar gibi. Bazıları yakında oluyor, çok parlıyor, kocaman görünüyor. Bazıları uzakta parlıyor ama gene parlıyor. Onlar gibi. Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not. Tiyatro sahnelerinde tartışılmaz bir ustalığa ulaşan Kenter'in pek çok sinema deneyimi de oldu. İlk filmi Vatan İçin'le 1951'de başlayan sinema macerasında Ağaçlar Ayakta Ölür, Kartal Yuvası, Zulüm, Hanım, Güle Güle, Büyük Adam Küçük Aşk ve Sen Ne Dilersen gibi birbirinden başarı 17 filme imza attı büyük usta. Ama o bu konuda biraz kırgın. Sinema beni benim istediğim kadar kullanmadı. Yani ben sinemayı çok seviyorum çünkü. Çok farklı çalışmalar, sinema ve tiyatro çalışmaları. Televizyon çalışması farklı, onu da seviyorum. Ama bizde şimdi bir de enflasyon olduğu için herkes birbiriyle yarışmaktan daha başka şeylerle yarışa girmeye korkar hale geldi. Rating yarışı var şimdi o konuda. Ben sinema sanatını çok seviyorum. Ve rahmetli Atıf Yılmaz'ı nerede görsem hemen bir not yazar, bana ne zaman rol vereceksin derdim. Hanım filminin senaryosu geldiği zaman bana telefon etti. Sana rol veriyorum işte bak dedi. Hanım filmi hakikaten Halit Refik'in yaptığı iyi Türk filmlerinden biri oldu. Daha da iyi olabilirdi. Koşullar el verseydi, para yetseydi, zaman yetseydi. Ama çok iyi yönetmenler yetiştirdi Türk sineması. Çok iyi sinema oyuncuları yetiştirdi. Daha hala ümidim var. Çünkü yaşıyorum. Benim yaşımda insanlar da yaşıyorlar. Seviniyorlar, üzülüyorlar, heyecanlanıyorlar, korkuyorlar. Ölüyorlar. Bir şeyler oluyor yani onlara da hala. Onun için yaşadığım sürece ümidimi kesmeyeceğim sinemada. İsmet ne olur bırak şu felaket tellallığını. İyileşecek. İyileşecek, gelecek gene aramıza. Sırayı bozdu, sırayı. O pek çok yönetmenle çalıştı şimdiye değin. Bu yüzden genç yönetmenleri daha iyi analiz edebilir pek çok kişiye göre. Güzel filmler yapılıyor son zamanlarda Türkiye'de. Bir Gönül Yarası, bir Babam ve Oğlum, bir İğreti Gelin. Şu an aklıma gelmiyor. Çok güzel filmlerdi. Geçen gün Hokkabaz'ı gördüm. Çok beğendim yer yer. Çok değişik ve zor bir konuyu işleme cesareti vardı. Türk sinemasına ben inanıyorum. Türk sineması bana heyecan veriyor.
bazı eski Türk filmlerini eğer evdeysem ve evde kalmak mecburiyetindeysem, hastaysam, televizyona bakıyorsam, bir Türk filmine rastlarsam mutlaka izlemek istiyorum onu ve çok keyif alıyorum. Sinemadan çok keyif alıyor ve hala tekliflere açık. Acaba televizyon içinde durum böyle mi? Televizyon dizilerinde bir tatsız enflasyon yaşanmakta. Ve ben her şeye rağmen kendimi bazen o enflasyonun içinde görmeyi istiyorum. Ekonomik durumlardan dolayı. Fakat benim için önce en önemli olan tekst oluyor. Ama ne olursa olsun birçok insanın ekonomik olarak tiyatrocunun diyeyim bu dizilere ihtiyacı var. Ama neden diziler özellikle bizim devlet televizyonu kanallarımız daha başka türlü bir seviye tutturma yoluna gitmiyorlar. Çok güzel diziler yapılıyor. Ben dizici değilim, hiç izleyemiyorum dizileri çünkü gece çalışan bir insanım. Kendi yaptığım diziyi de hiç izlemedim ben. Bazen tesadüfen provalarda falan çalışmalarda gösterildiği zaman izliyorum ama bir tanesini bile baştan sona izleme fırsatını bulamadım. Ben de gece çalışan bir insanım çünkü. Başka diziler de izlemiyorum. Ama iyi diziler yapıldığını, olduğunu biliyorum. Hepsinin iyi olması lazım. Rating yarışı olmamalı. Fakat Türkiye'de öyle bir seviye oluştu ki adeta tutmamış demek ki iyi diziydi gibi bir laf da dolaşıyor ortalıkta. Onu da bilmiyorum ben. Anlayamıyorum. Nedir? İki günde nasıl rating hesabı alıyorlar değiştirdi. Bu işin içinde neler dönüyor? Bir şeyler dönüyor. İzlenimini alıyorum ben uzaktan. Yeniden tiyatroya getiriyoruz konuyu. 100 kadar oyun sergileyen ve 100'den fazla oyunda oynayan Yıldız Kenter için bunun sırrı çok açık. Sanatsal açgözlülük. Çok vardı. Oyuncular açgözlüdürler. Ben de tabii ki açgözlüyüm. Çok rol oynamak istemişimdir ama işte vaktimi yettiği kadar ha babam oynadım. Yaşın tabii etkisi kendini göstermeye başlayınca yelpazeniz daralmaya başlıyor. Bir yaşta her türlü rolü oynayabiliyorsunuz. Genç, ihtiyar, o yaş, bu yaş falan. O en verimli olduğunuz yaş oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş yelpazeniz daralmaya başlıyor. İster istemez daralıyor. Sevdiğim mesela Müşfik'le Sezar'la Kleopatra ve Antonius'la Kleopatra'yı yan yana oynamak isterdim. Biri Shakespeare'in, biri Bernard Shaw'un. Olmadı. Bir başkası oynar. Tilbe oynar belki. Belki Demet oynar. Benim daha genç öğrencilerim var. Şimdi çok başarılılar. Ben mesela Lady Macbeth'i de çok çalıştım. Çalıştırdım da. Bu sene Koç Üniversitesi'nde Macbeth çalışıyoruz. Önce Macbeth, sonra sanıyorum bir Tennessee Williams, sonra bir Türk oyunu. Macbeth ile Lady Macbeth'i de çok genç insanlar olarak düşünüyorum. Kimleri düşündüğümü söylemeyeceğim. Hadi şimdi sen bir şiir oku sizin filmde. Nasıl bir şiir Lili? Nasıl olursa olsun, kısa olsun ama. Çünkü ben şimdi gözlerimi kapayacağım ve yaşayacağım o şiiri. Açıklamak istemiyor ama belli ki genç nesilden pek çok favori oyuncusu var Yıldız Hoca'nın. Bunca ödül, bunca oyun, bunca iş. Her günün bir öncekinden yoğun geçtiğini tahmin etmek çok güç değil Yıldız Kenter için. Yıldız Kenter...
Her bitmeyecek bir yarışın içine girmiş bir kere. Tiyatronun zor olduğu zamanlardan, tiyatronun daha da zor olmaya başladığı zamanlara kadar geldi Yıldız Kenter. Eskiden tiyatrocular kendilerini ve tiyatrolarını maddi olarak güçlü tutmak amacıyla uzun turnelere çıkarlardı. Yıldız Hoca da o zamanlara özlem duyuyor. Turneler de hani özlenecek şeyler ama bu özlemin de eski tadı kalmadı. Tıpkı kitabın dediği gibi. Turnelere eskiden çıktığımız zaman 18 yıl biz devamlı turne yaptık ve 18 yıl bir çıkardık turneye 2 ay, 2,5 ay. Dönmezdik bir daha İstanbul'a. Bir yol çizerdik, öyle giderdik. Turneler eskisi gibi uzun olamıyor. Halk tiyatro oyunlarına maddi imkansızlıklardan gelemiyor. Peki Kenter Tiyatrosu nasıl yaşıyor? Vallahi başaramıyoruz. Başarmaya çalışıyoruz. Kendimi hamam böceği gibi hissediyorum. Tırman tırman kay. Gerçekten zor günler yaşıyor tiyatrolar, tüm tiyatrolar. Ödenekli tiyatrolar hariç ama ödenekli tiyatrolarda gereken düzeyi eskisi gibi getiremiyorlar. O da ayrı bir gerçek. Çünkü bir düzeysizlik oluştu maalesef. Güçlü bir kocaya yamanır toplum içinde. Koşar onu arabasına, gider onu hiç sezdirmeden. Ah, işte bir köylü geliyor karnısıyla. Tanrı insanı, insan da tekerleği icat ettiği günden beri bu ikisinin bileşimi ve sonsuz bir inilti demek olan kanı bin yıldır köylülerimin taşı taracı. Bir sanatçının sanatını icra ederken düşünmesi gereken en son şey geçim derdi olmalı herhalde. Oysa Kenter'in anlattığına göre hemen her tiyatro bu sorunlarla karşılaşıyor. Buna rağmen hala pek çok güzel oyun sahnelenmeye devam ediyor. Bazısı daha önce oynanmış oyunlar, bazısı daha yepyeni. Bir oyunu sahneye koymak elbette zor bir süreç olmalı. Oyuncular için her seferinde yeniden başlayan bir heyecan dalgası. Tabii bu oyunun başlangıç süreciyle bitim süreci arasında değişik evreler geçiriyor. Premiere çıkmak başka bir şey. Yani bir oyunu ilk defa oynamak, kendinizi göz göre göre ateşe atmak demek. Ve ondan önceki çalışma dönemi elinizi, kolunuzu, sağınızı, solunuzu acıtarak, yakarak yaşamak demek. Prova süreci. Ve kuliste beklediğiniz zaman, hayır ben bir kelime bile hatırlamıyorum, çıkmamalıyım sahneye. Böyle bir duygu var ve bu duyguyla ne yapacağınızı bilmez vaziyette çıkıyorsunuz sahneye ve birden ne oluyor bilmiyorum. Başlıyorsunuz, o çorap söküğü gibi gitmeye başlıyor. Nasıl gittiğine o korkudan, o heyecandan sonra siz de şaşıyorsunuz. Şimdi o kadar tuhaf, o kadar hoş bir sevinç var. Tiyatronun olmazsa olmazlarından biri de tabii ki seyirci. Onlar bir oyunun gidişatını bilerek veya bilmeyerek doğrudan etkide bulunabiliyorlar. Her gün bir yeni seyirci geliyor. Her yeni seyirci sizi başka türlü etkiliyor, yönlendiriyor. Her yeni seyirciyle sarılıyorsanız eğer başka türlü sarılıyorsunuz. Bazen bu sarılma uzun zaman alıyor, bazen hiç sarılamıyorsunuz. Sarıldığınız bir oyunda dahi sarılamıyorsunuz. Sahnede geçen 50 yılı aşkın bir öğrenme süreci.
Hala öğrendiğini söylüyor ve öğretiyor. Tiyatro onun için tek ve çok olabilmek demek. Nazım Hikmet'in bir Taranta Babu'ya şeyi vardır, mektubu. Onun başlangıcı harika bir tiyatro dersidir. Görmek, işitmek, duymak, düşünmek, konuşmak. Ondan sonra koşmak alabildiğine diye devam eder. Ama o ilk baştaki şey oyunculuk için dehşet bir derstir. Göreceksin, işiteceksin, duyacaksın. İşitmekle duymak arasındaki farkı koymuş Nazım oraya. Düşüneceksin o duyduğunu. Ondan sonra konuşacaksın. Bu tam bir oyunculuk dersi. Bir de şeyi öyle bulurum ben. Tiyatro olduğu zaman yani yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine, bu bir tiyatro şeysi, tarifi gibi gelir bana. Tek ve özgürsün, kişiliğin, kimliğin hepsi belli ama bir orman gibi olacaksın tiyatro oyununun içinde. Bir ormanı temsil edeceksiniz hep birlikte. O dev bir ağaç. Dallarında yeni öğrenciler yetişiyor. 50 yıldan sonra etrafındaki ormandan başı göğe doğru uzanmış durumda. Dileriz daha uzun yıllar sanatının gölgesinde zaman geçirebilelim Yıldız Kenter'in.